yaylaların zirvesi, Ağaçbaşı Tabiat Parkı. Karadeniz dendiğinde akla ilk gelen şehirlerden biridir Giresun. Adını kirazından, ününü fındığından alır. Ama Karadeniz'in yeşil incisi sadece bunlardan ibaret de değildir. Kültür ve eğlenceyi harmanlayan onlarca yayla şenliği ve festivale katılmaktır Giresun. Ama onu asıl önemli kılan şey büyüleyici güzellikteki doğasıdır. Zaten sahip olduğu birbirinden muhteşem dört tabiat parkı da bunu ispatlar niteliktedir. Sınırları hem merkez ilçesinde hem de Dereli ilçesinde bulunan Ağaçbaşı Tabiat Parkı, taşıdığı doğal kaynak değerleri yönünden 2010 yılında Tabiat Parkı olarak ilan edilmiştir. İşte şimdiki yolculuğumuz Giresun'un ilk tabiat parkı olma özelliğini taşıyan yeşilin ve zengin canlı çeşitlerinin şiirsel bir güzellikte buluştuğu bu parka doğru olacak. Giresun iline 38 kilometre, Dereli ilçesine 30 kilometre mesafedeki bu tabiat parkının Dereli ilçesindeki sınırları Melikli Obası Yaylası ve Fındıklık Yaylası ile çevrilidir. Tabiat parkının doğu sınırını oluşturan 1760 metre yüksekliğindeki tepe, park alanının en yüksek noktasıdır. 1732 metre yüksekliğiyle Çavlak Tepesi ise alanın bir diğer yüksek noktasını oluşturur. Türkiye'deki 200'e aşkın tabiat parkından biri olan 89 hektardan fazla bir alana yayılan tabiat parkının büyük bölümü Çavlak Tepesi'nin kuzey yamaçlarında yer alır. Orman ekosistemi ve çayır-mera ekosistemi olmak üzere iki farklı ekosistem tipinin mevcut olduğu tabiat parkı, 38 farklı familyaya ait 75 bitki türüne ve toplamda 131 omurgalı hayvan türüne ev sahipliği yapar. Bektaş Yaylası'ndan doğan, Batlama Deresi'ni besleyen iki mevsimlik dere, tabiat parkının bulunduğu alanın su ihtiyacını karşılar. Tabiat parkının manzarası, yemyeşil ormanları, en az onlar kadar dikkat çeken orman gülleri ve diğer bitki türleriyle bir ressamın paletinden çıkmış büyüleyici bir tabloya benzer. Ama bu tabloyu daha da güzel kılan tabiat parkının florasından bile zengin bir çeşitliliğe sahip olan faunasıdır. Tabiat parkındaki hayvanlara baktığımızda iki yaşamlıları, sürüngenleri, kuşları ve memelileri görürüz. Ağaçbaşı Tabiat Parkı'nda leylek başta olmak üzere güvercin, baykuş, doğan, kırlangıç, ördek dahil 33 familyaya ait 90 kuş türü bulunur. Kuşlar kadar çeşitlilik göstermeyen memeliler 13 familyaya ait 30 türüyle Tabiat Parkı'nın diğer dikkat çeken canlıları arasındadır. Tabiat Parkı'nın sınırları içerisinde herhangi bir tarihi yapı olmasa da yakın çevresinde mutlaka gezilip görülmesi gereken tarihi güzellikler vardır. Bunlardan biri, Cenevizliler tarafından kervan yolunu gözetlemek ve kervanları korumak amacıyla yapılan Kuşluhan Köyü'ndeki Kuşluhan Kalesi'dir. Ayrıca bu küçük kalenin altında küçük bir mağarada bulunmaktadır. Bir diğer önemli tarihi güzellik ise Maden Köyü ile Hisar Köyü'nün ortasında kalan Meryem Ana Manastırı'dır. Manastırın asıl adının Yedi Horon Manastırı olduğu ve Hristiyanlığın ilk yıllarında yapıldığı söylenir. Trabzon'daki Sümela Manastırı'ndan sonra Türkiye'de bulunan en büyük doğal ve oyma manastırdır. Bunların dışında yıllara meydan okuyan hayranlık uyandırıcı mimarlıklarıyla kemer köprüleri de göze çarpar. Özellikle yaz sezonunda Giresun ilinde ve çevre ilçe, belde ve köylerde yaşayan insanlar günübirlik ziyaret amacıyla tabiat parkına gelirler. Daha önce de söylediğimiz gibi Yaylalar Diyarı'da denilen bölgede her yıl Ağaçbaşı, Kümbet, Sağrak ve Bektaş yaylalarında yılın belli günleri yayla şenlikleri düzenlenir. İlklerin ve enlerin cazibesine kapılmış gönlünüz, doğanın size fısıldadığı senfonik melodileri tüm çıplaklığıyla hissetmek istiyorsa, başınızı
Ağaçbaşı Tabiat Parkı'nda yer ve gök arasında gezdirmeniz yeterli. Çünkü burası medeniyetin tabiatla eş olup insanoğluna kucak açtığı bir yuva. Kendi evinize hoş bulduk demek için geç kalmayın. Doğa turizminin dört mevsim doya doya yaşanıldığı yaylaların zirvesi Ağaçbaşı Tabiat Parkı keşfedilmeyi bekleyen bir hazine. Sizler bu hazineyi ne zaman keşfedeceksiniz?